Evet, yeni bir vlog çekimiyle yine karşınızdayım. Size bu vlog çekimimde bir aç kategorisinin meme hastalıklarında ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Biz hastalarımız sıklıkla bu bir aç kategorisi ne anlama geliyor diye sormaktadırlar. Bazen gerçekten kafa karıştırıcı olabiliyor. Kısaca size bundan bahsedeceğim. Öncelikle bir aç kategorisini hastalarımız nerede görüyorlar ondan bahsetmek istiyorum. Herhangi bir kadın 40 yaşından sonra ya da bazen daha erken yaşlarda meme ultrasonu ya da mamografi yaptırdıkları zaman meme ultrasonu ya da mamografi raporunun en altında bir aç kategorisi diye belirtilen bir kategorik sınıflandırmayı görüyorlar. Bu kategorik sınıflandırma şu anlama geliyor. Size meme görüntüleme yapıldıktan sonra bu görüntüleme bulgularının hangi kategoriye girdiği ve hastaya bundan sonra ne yapılacağı ile ilgili bir kılavuz aslında bu. Yani bir kişi meme ultrasonu ya da mamografi yaptırdığı zaman orada tariflenen bulguların ne anlama geldiği ve bundan sonra ne yapılacağı ile ilgili bize yol gösterici bir sınıflandırma. Biraz kategorisi sıklıkla kategori 1 ile 5 arasında raporlandırılmaktadır. Ama son yıllarda artık kategori 0 ve kategori 6 skorlarını da raporlarda görmekteyiz. Biraz kategorisi pratik olarak günümüzde 0 ile 6 arasında değişen bir skoru ifade etmektedir. Hastalarımız sıklıkla şunu karıştırıyorlar. Mamografi ya da meme ultrasonu sonucunda işte biraz kategori 3 ya da biraz kategori 4 ya da biraz kategori 2 gibi rakamları okuduklarında acaba ben meme kanseri mi oldum, işte evre 2 meme kanseri mi oldum, 3. evre meme kanseri mi oldum gibi endişeye kapılmaktadırlar. Bunu hastalarımıza özellikle vurguluyoruz. Biraz kategorisi ile meme kanseri evresi tamamen birbirinden farklıdır. Nitekim bazen hastalarımız biraz kategori 2 yazısını görünce ikinci evre meme kanseri olduğunu düşünüp endişeye kapılabilmektedirler. Dolayısıyla bize en çok soru buradan gelmektedir. Kısaca bahsetmek gerekirse meme ultrasonu ya da mamografi yapıldığı zaman bu bulguların ne anlama geldiği ve bundan sonra ne yapılacağıyla ilgili bir yol gösterici harita oluşturmak için kategorik bir sınıflandırma yapılmaktadır. Bu kategorilerin ne anlama geldiklerine bakalım. Kategori 1 olan hastalarda memede önemli hiçbir şey olmadığı anlamına gelmektedir. Yani biraz kategori 1 olan hastalarımızda meme dokusunda hiçbir problemli bir bulgunun olmadığı anlaşılabilir. Dolayısıyla kategori 1 olan hastalar tamamen normal hastalar diyebiliriz. Kategori 2 olan hastalar yine memesinde ciddi bir hastalık olmayan, memesinde evet bir takım bulgular bulunan ama bunların hiçbirinin kanserle ilgili olmadığı, bazen yaşlanmayla ilgili ya da bazen meme dokusunda bir takım iyi huylu değişikliklerle ilgili bulgular bulunan hastaları ifade etmektedir. Yani kategori 1 olan hastalar tamamen normal hastaları. Kategori 2 olan hastalar ise evet memesinde bir takım bulgular olan ama bu bulguların hiçbirinin kanserle ilişkili olmayan hasta grubunu ifade ediyor. Dolayısıyla kategori 1 ve 2 olan hastalarımızda kabaca memede takip edilmesi gereken ya da endişe duyulması gereken hiçbir şey olmadığını anlayabiliriz. Bu arada şunu da belirtmem gerekir ki kategori 1 ve kategori 2 olan hastaların meme kanseri olma ihtimalleri %0'dır. Yani bu insanlar, bu kişilerde o tetkik anında herhangi bir kanser yoktur denebilir. Kategori 3 olan hastalar ise bizim takip etmemiz gereken hasta grubunu oluşturuyor. Yani bir mamografi ya da bir meme ultrasonu tetkikinden sonra bulduğumuz bulguları dokümente ettikten sonra biz o kişiye kategori 3 kategorisini veriyorsak
o kişiye 2 yıl kadar kısa aralıklarla takip etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında kategori 3 olan hastalar bizim takip etmemiz gereken hasta grubunu oluşturuyor. Kategori 3 olan hastaların düşük de olsa meme kanseri olma ihtimalleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ihtimal çok yüksek olmasa bile bu hastaların 2 yıl süreyle kısa aralıklarla takip edilmesi gerekmektedir. Bu hastaların nasıl takip edileceğiyle ilgili radyolojinin görüşü çok önemlidir. Zira bazı hastalar mamografiyle, bazı hastalar ultrasonografiyle takip edilmesi gerekebilmektedir. Hangi takip yönteminin kullanılacağını radyoloji doktoru bazen raporunda ayrıca belirtebilmektedir. Sonuç olarak kategori 3 olan hastalar sadece takip edilmesi gereken hasta grubunu temsil ediyor. Kategori 4 olan hastalar ve kategori 5 olan hastalar ise meme kanseri açısından şüpheli olan hasta grubunu temsil etmektedir. Dolayısıyla bir şüphe olduğu için kategori 4 ve kategori 5 olan hastalara mutlaka biz biyopsi öneriyoruz. Daha doğrusu kılavuzlarda bu hasta grubuna biyopsi önerilmektedir. Kategori 4 olan hastalarda bu ihtimal kategori 5'e göre biraz daha düşüktür. Yani kategori 4'te meme kanseri ihtimali yüksektir ama kategori 5'te bu ihtimal çok çok daha yüksektir. Dolayısıyla kategori 4 ve 5 olan hastalara mutlaka meme biyopsisi öneriyoruz. Kategori 4 ve 5 de olsa yine de hastanın meme kanseri olmama ihtimali düşük de olsa bulunabilmektedir. Yani kategori 4 ve kategori 5 olup biyopsi yaptığımız hastaların bir kısmında yine de meme kanseri bu yüksek riske rağmen patoloji sonuçlarında meme kanseri çıkamayabilmektedir bazen. Dolayısıyla kategori 4 ya da 5 %100 kanser anlamına gelmemektedir. Ama yüksek bir şüphe olduğunu ve mutlaka biyopsi yapılması gerektiğini belirtmektedir. Son yıllarda kullanılan kategori 0 ve kategori 6 ile ilgili de bir açıklama yapmak istiyorum. Dolayısıyla kafa karıştırıcı konulardan biri de kategori 0 ve 6 olan hastalar. Özellikle kategori 0 konusunda bize çok soru geliyor. Kategori 0 demek şu anda elimizde olan mevcut yöntemle herhangi bir yorum yapamadığımız ve ek inceleme yaptığımız hasta grubunu temsil ediyor. Buna bir örnek vermek istiyorum. Mesela gittik herhangi bir hastanede, herhangi bir merkezde ultrason yaptırdık. O anda mamografi yaptıramadık ve ultrason sonucunda hastaya memesiyle ilgili net bir bilgi veremedik. Hastanın halen meme kanseri olup olmadığı ya da meme kanseri açısından risk bulunup bulunmadığı ile ilgili nihai bir sonuca ulaşamadıysak o hastalara kategori 0 diyoruz ve ek bir tetkik yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunun tersi de olabilir. Hasta herhangi bir merkezde mamografi yaptırmış olabilir ama ultrason henüz yaptırmamış olabilir. Mamografi sonucuna göre, elimizde sadece mamografi olduğu durumlarda, mamografi sonucuna göre hastaya bir meme kanseri açısından risk skalasında herhangi bir değer veremiyorsak, bu hastalara ek inceleme gerekliliğini belirten kategori 0 kategorisini verebilmekteyiz. Dolayısıyla özetlemek gerekirse, elimizde o anda bulunan mevcut tetkiklerle nihai bir karara varamıyorsak meme kanseri açısından o hastalara sıfır nolu kategoriyi verip hastaya ek tetkik gerekliliğini söylüyoruz. Kategori 6 ise biyopsi yapılarak aslında meme kanseri tanısı konmuş ama başka nedenlerle yeniden inceleme yapılan hastaları temsil ediyor. Yani biz bir hastaya baktığımızda o hastanın zaten daha önceden bir biyopsisi varsa ve bu hastaya bir meme kanseri tanısı konduysa o hastanın başka bir nedenle başka bir inceleme için bize geldiğinde
meme dokusunu incelerken o hastanın zaten önceden tanısı konmuş bir meme kanseri hastası olduğunu biliyorsak orada hastanın kategorisini 6 olarak belirliyoruz. Dolayısıyla bu raporu okuyan kişi kategori 6 skorunu gördüğü zaman o hastanın daha önce biyopsi yapıldığını ve o hastanın bir meme kanseri hastası olduğunu anlamış oluyor. Dolayısıyla kategori 0 ve 6'yı da bu şekilde açıklamış olduk. Herkese iyi günler, mutlu yarınlar diliyorum.